Adamımız diyelim. İş adamımız. Hepsi Bozkırlıyız. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu vesileyle hem ilçe başkanımızın başkanlığında belediye başkan adayımız inşallah bundan sonra başkanımız diyeceğiz. Efendim Zeytinburnu adayımız da bizim Hasan abimize başarılar diliyorum. Bugüne kadar 1963'te ben İstanbul'a geldim. 63'ten beri 5 yılda bir belediye başkanı seçilir. İstanbul'daki Bozkır'lara böyle Bozkır'a hizmet edeceğim, şu hizmetleri yapacağım, şu projeleri ödeyeceğim diye bugüne kadar bir belediye başkanı gelip bize anlatmadı. Bu vesileyle İbrahim kardeşime teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. İşi zor. Anlatmak tabii ki bunlar olmaz. İcraat lazım. İnşallah önce seçilecek inşallah. Ondan sonra icraat başlayacak. Biliyorsunuz İstanbul'da biraz evvel orada derneklerimizin orada şeyleri var. Bir tane Bozkır'ımızın derneği, bir tane de Bozkır Vakfı var. Aynı zamanda 23 tane de köyünde derneği var burada. İstanbul'daki gurbetçi arkadaşlarımız iyi bilir. Gittiğin zaman oradaki insanların suratları pek sana bakmaz bile. Ben onu izliyorum. Yıllarca biz gittik oraya. Gidip geliyoruz. Ben 63'te İstanbul'a geldim. Her yıl annemiz babamız da oradaydı, rahmetli olur ama yine Bozkır'ı özleyerekten doğduğum yer diye her sene gitmeye çalışıyorum. Ama özlemeni şu gurbetteki insanlar bilir. Başkanımız iyi tespit etmiş. 260 bin civarında gurbetlinin olduğunu. Yani Bozkır'ın dışında Bozkır nüfusu 8 bin. Köylerle beraber 30 bin civarında. Ama gurbete çıktığın zaman 260 bin civarında nüfus var. Demek ki neye çıktık biz oradan? Geliri olmayan bir Bozkır'ın gelir elde etmek için gurbete çıkan ve orada kalan insanlarımız biz öyle geldik. Ben su sattım Tahtakale'de. Tüfek attırdım. Allah nasip etti, ticarete atıldık. Tekstilden uğraştık. 2007'ye kadar ticaretle uğraştıktan sonra da işte hasbelkader boş durmayarak Bozkır Vakfı'nın başkanlığını 96'da bize verdiler. O günden beri yürütmeye çalışıyoruz. Niçin? Bozkır'a hizmet ediyoruz. Biz eğitimle uğraşıyoruz biliyorsunuz Bozkır Vakfı olarak. Şu anda İstanbul Merkez Yüksek Öğrenime, Konya'da Kur'an kursumuz, Bozkır'da iki tane yurdumuz yetmedi. Çok talep olduğundan dolayı, kapasiteni aldığından dolayı da 320 kişilik bir Bozkır'a temel attık. İkinci kattayız. İnşallah oranın şeyini bitirmesi için gayret sarf ediyoruz. Başkanımız iyi zamanda İstanbul'a geldi. Ne için geldi? Bundan sonra bu 20 gün içerisinde düşen şeyler, vazifeler bize. Herkes köyüne telefon edecek, eşine, dostuna. Hakikaten bu seçim başka seçimlere benzemez bir seçim oluyor. Onun için bizlere düşen çok büyük görev var. Eşine, dostuna, köylüsüne telefon edecek. Mutlaka ve mutlaka adres gösterecek. Ve bugün Bozkır'ımız için hem hayırlı olacak. Hakikaten böyle bir başkan adayımız da ben şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 13 tane müracaatımız vardı. Yani Bozkır Belediyesi ile ilgili 13 tane kişi müracaat edilen başkan adayım diye. Hepsinden Allah razı olsun. Keşke 25 olsaydı. Çünkü niye? Bozkır'a ben hizmet varım diye yola çıktılardı. Ama bir kişi başkan olacaktı. Onu da teşkilat İbrahim kardeşimizi nasip görmüş. Ben şunu söyleyecektim. Bizim ara başkanımız vardı. Ara başkanı hemen akşam bitirdi. Sabahleyin Ümre'ye gitmiştim. İbrahim kardeşimle görüşmek istemişti. Şundan dolayı. Tabii ki insan aday olmuş. Herkes ben başkan olacağım diye sağına, soluna, eşine, dostuna konuşulacak yerlerle temas kuruluyor. Herkesten okey alıyor. Herkes benim var diyor. Doğrudur bu da. Ben de olsam aynı şeyi söylerim. Ama bir kişi aday olacaktı. Buna da nasip oldu. İbrahim kardeşime telefon edecektim. Bu 12 kardeşimizi masanın başında şöyle topladım. Onlarla bu hasbel et. Ben olmasaydım bir arkadaşımız olacaktı. Siz olmasaydınız birimiz olacaktı. Ama nasip bana nasip oldu. Hepinize beraber gelin Bozkır için ne yapacaksak beraber olalım diye böyle bir araya getir demiştim. Diyecektim. Getirdi mi bilmiyorum. Getirdim. İyi yapmışsın. O zaman ben ukde kalmışsın. İyi olmuş. Bu da gerekliydi. Ben bu vesileyle bugün toplantımızın çok önemli olduğunu söylüyorum. Bütün köylerimize telefon edelim. Bu sene
Tesadüfi ilk defa duydum ben bunu. Bozkır Belediyesi seçilmelerinde hükümetle beraber ana vatan döneminde seçilmiş. Çok enteresanmış. Ya hükümetin bir yanlısı olmazsa, hangi istersen Bozkır olmasın, hangi belde olursa olsun, kesinlikle hizmet etmez. Kesinlikle gitmez. Onun için AK Partili bir belediye başkanımız olmalı. Onun için başkanımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hizmetlerinde başarılar diliyorum. Tekeriye de taş gelmesin diyorum. Allah'ın daim başarılar diliyorum.